Efendim Akit TV'de İş ve Ekonomi Saati, İş ve Ekonomi ile karşınızdayız haftanın ikinci günü bugün. Bugün yine dolar TL ile Borsa İstanbul'la, Euro TL ile ve bu iki argümanın bantlarıyla yapılan gelişmelerle yine aynı şekilde dövizdeki herhangi bir gelişme varsa onları paylaşacağız. Ve onun ötesinde iş dünyasından haberlerimiz olacak. Özellikle vakıf katılımla ilgili, vakıf katılımın bir projesi var, bültenimizde yer bulacak. Hazırsa rakamları isteyelim. Diyelim iş ve ekonomiye start vermiş olalım efendim. Rakamlarla başlayacağız. Bugün tabii ki önemli bir gün. Artık her gün önemli desek yalan söylemiş olmayız, yanılmış olmayız. Zira seçime artık 4 gün kaldı diyebiliriz. Liderler de mitinglerde artık Türkiye nefesini tuttu ve 24 Haziran'ı bekliyor. Peki bugün rakamlar bize ne diyor? Aktaralım, sizlerle paylaşalım. Borsa İstanbul Endeksi bugünü 19 Haziran 2018'i yani salı gününü 94.600 seviyesinde görmüş. Hareket yukarı yönlü 1.67 birimlik. Evet, dün düşüş vardı Borsa İstanbul Endeksinde. Bugün yükselişle günü karşılamış Borsa İstanbul Endeksi. Dolar TL 4.75 bandında 0.97 birimlik yukarı yönlü bir hareket söz konusu dolarda. Euro TL 5.49 bandında bir 5.52 seviyesi vardı, test etti. Ama 0.48 birimlik tıpkı dolar gibi yukarı yönlü bir hareket göstermiş. Altının onsuna bakalım, 1.273.52 seviyesi görüyoruz. 1273.52 seviyesi değer görmüş altının onsu. Dolar bazlı 0.38 birimlik aşağı yönlü bir hareket söz konusu altının onsunda kıymetli izleyenler. Brent petrol 75.20 seviyesinde, dolar bazlı ham petrolün varil fiyatı olan Brent petrol bugün tıpkı altının onsu gibi 0.19 birimlik aşağı yönlü bir hareket göstermiş Brent petrolde. Demire bakalım. Demir 3.13 seviyesinde TL birim bazlı olarak 3.64'lük bir yukarı yönlü hareket var demirde. Evet, 3.64 birimlik yukarı yönlü bir hareket var. Çimentoya bakacak olursak 1.50 seviyesini görüyoruz. Evet, çimentoda. Peki efendim, bugün 19 Haziran 2018 günlerden salı, haftanın ikinci çalışma günü, iş ve ekonomidesiniz, Akit TV ekranlarındasınız. Ben Deniz Hasan Aslan, saatler 18.20'ye kadar sizlere kesintisiz hem iş dünyasından haberleri hem ekonomideki gelişmeleri elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Şimdi vakıf katılımın tarımla ilgili bir manevrası, bir projesi, bir adımı var. Ona getireceğiz sizleri. Efendim vakıf katılım ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerimizin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumak amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik AŞ arasında yeni bir proje ortaklığı hayata geçirildi. 50 milyon TL işletme sermayesiyle kar zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan proje, bölge ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak. İşte detaylar. Yani bu 450 milyon lira rakamı, bu olanı alternatif, yani çözüm noktasında, yani sadece bunun üzerine bile bir çalışma yapalım, inşallah onu da yapacağız. Şimdi projemiz aslında tarım üzerine başlıyor. Çünkü Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir ortaklık. Bugün Adıyaman Kahta'da kurulmuş olan fabrikanın, badem ve fıstık işleme fabrikasının gücünü kullanarak bir proje yapıyoruz. Burada piyasada oluşan sezondaki fıstık ve bademleri alıp işleyip piyasaya makul fiyatlarla satmak ana fikri, projenin ana fikri. Burada makul fiyattan kastımız da olası fiyat dalgalanmalarına karşı bir regülatör görevi görmek. Şimdi memleketimizdeki biliyorsunuz en önemli ticari kanalları, Türkiye bir tarım devleti, tarım ülkesi. Tarım ülkesi olmamıza rağmen tarımdan yeterince katma değer üretebiliyor muyuz sorusuna vereceğimiz cevap biliyorsunuz yetersiz. Az önce konuşmamda da değindim. Türkiye fıstık üretiminde dünya üçüncüsü. Fakat ihracata geldiğimiz zaman işte fıstıklarımızı doğru koşullarda üretip saklayamadığımız için alfa toksin değerlerinden dolayı yurt dışına satma şansımız yok. Bu tesisle birlikte bu imkana kavuşuyoruz. Çünkü kuru sistemle işliyor fıstığı ve bademi. Bu sayede alfa toksin oluşumunu engelliyor ve ihracat imkanı var. En yakın olarak Avrupa Birliği ve Rusya var yakınımızda. Ciddi anlamda tüketimin olduğu ülkeler. Bu sayede bu ülkelerde ihracat yapabilir hale geliyoruz. Bu açıdan çok hani bizim değer verdiğimiz proje. Diğer önemli bir tarafı da katılım bankacılığı prensiplerine göre kar zarar projesi yapabilme adına iki büyük kuruluşun bir araya gelmesi. Bu bir tek bir atış, yani atımlık bir iş değil.
iki kurumun çok farklı alanlarda işbirliği yapma şansı var. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani sürdürülebilir olması açısından da biz bu projeye ve bu birlikteliğe değer veriyoruz. Aslında projenin başına tabii 2 aydan daha uzun bir süredir proje fikir olarak biz o tevafuk oldu diyelim. Yani tam da o fıstık hareketliliğinin ne denk geldi. Aslında o da projenin ne kadar manidar olduğunu diğer bir göstergesi. Çok kısa zaman dilimlerinde ürünün fiyatının %70-80 artabildiği bir üründen bahsediyoruz. Yani akmıyor, kokmuyor. O yüzden de hani değerli bir ürün ve tüketim hem endüstriyel tüketim hem de bireysel tüketimi çok yüksek bir ürün. Bu manada da işte fiyatı da çok hızlı yükseliyor ve fiyat yükselse de satışı düşmüyor. Yani o manada değerli. O yüzden hani ana hedefimiz işte gıda üzerinden belki bir nebze enflasyona etkimiz olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin enflasyonun en önemli kalemlerinden biri özellikle çekirdek enflasyonda gıda ürünlerindeki fiyat artışı bir nebze belki oralara da bir merhem olabiliriz diye düşünüyorum. Vakıf katılım sektörün en genç oyuncusu 2016 Şubat ayında faaliyete geçti. Faaliyete geçtiğimizde de açılışta şunu belirtmiştik. Biz bizzat reel sektörle iç içe olacağız. Daha ziyade kar zarar ortaklıklarıyla biz büyümeye yöneleceğiz demiştik. Ve bunu da bugüne kadar bazı projelerle ortaya koyduk. Ama ilk defa 1 milyon 100 bin üretici ilgilendiren bir tarafı da yarı kamu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri birlikte vakıf katılım bir projeyi ortaya koydu. Kar zarar ortaklığı. Bu da çok güncel olan bir konuydu. Neydi güncel olan konu? 100 liralara olan badem ve fıstık birdenbire 20 gün içerisinde 200 liraları buldu. Biz evet %100 bir artış var. Sonuçta bu artışı üretici elde edemedi. Üreticinin gelen malı kaça alındıysa o fiyata alındı. Bazı fırsat düşkünleri bunu fırsat bilip üreticiden ucuz aldığı malı dolayısıyla tüketiciye daha yüksek fiyatla yansıttı. Biz ne yapacağız şimdi bu projeyle? Biz şimdi üreticinin malını reel değerden alacağız. Yani piyasanın koşulları neyse o değerden alacağız. Üretici de ihtiyacı olduğundan dolayı götürüp malını daha ucuza vermeyecek. Biz makul fiyattan, üreticiden bu malı aldığımız zaman yine makul fiyattan basiretli bir tüccar gibi hareket edip tüketiciye bunu ulaştıracağız. Ortada ne kar olacak? Ortadaki kar şu olacak. Şimdi bir tüccar bankaya gidip 100 lira kredi aldığı zaman bugün için 25 lira faiz ödeyecek. Hemen 100 lira ne oldu? 125 lira oldu. Tüccar da kar etmek isteyecek. 25 de kar koyduğu zaman 100 lira 150 lira oldu. Birdenbire fıstığın fiyatı 100 liradan 150 liraya çıktı. %50 gibi bir artış oldu. Biz şimdi bunu bir defa %25 faiz ortadan kaldırıyoruz. %25 faiz ortadan kaldırdığımız gibi de makul bir kar düşünüyoruz. Biraz önce programda belirtildiği gibi %12, %10, %15 arası brüt bir karla 100 liraya aldığımız fıstığı biz maksimum 120 liraya ancak satabileceğiz. Ne oldu? Hemen 30 lira kar edildi. Kim kar etti? Tüketici ve bu ülkede yaşayan herkes. Yani siz de gidip gıdayla ilgili bunların kullanıldığı Antep fıstığının ve bademin kullanıldığı bir gıdayı aldığınız zaman siz de kar ettiniz. Maksat da zaten buydu. Dolayısıyla biz bu tür projelere bundan sonra da ağırlık vereceğiz. Piyasada böyle işte spekülatörlerin ortaya çıkıp bir malı yüksek fiyata satmalarına bu sistem engel olacak. Aynı zamanda bu sistem faiz canavarını da bir nebze aşağı çekecek, ortadan kaldıracak, sonucuna katlanacak. Bu işte zarar etme de var ama tabii ki biz zarar etmeyi düşünmeyiz. Çünkü bize para yatıranlara da biz kar helalından kazanıp kar vermeyi hedeflediğimizden dolayı biz de kar etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda vatandaş da bize para yatırdığından dolayı o da kar alacak. Tüketici kar edecek, üretici kar edecek, tarım kredi kooperatifleri kar edecek, vakıf katılım kar edecek. Hepimiz bu işten mutlu ve sonucun iyi olmasına gayret edeceğiz ve inşallah da sonucun iyi olacağına da inanıyorum. Çünkü ticaretin ruhunda bu var. Vakıf katılımların kuruluş amacı da buydu. Diğer katılım bankalarında da buna benzer projeler vardı. İnşallah onlar da bundan sonra bunlara çok ağırlık verirler. Bizzat biz reel sektörün içerisine girip her işi buna benzer projelerle artırabilirsek, çoğaltabilirsek, sonuçta faizi ne kadar aşağı çekebilirsek, çünkü ben bugüne kadar faizden
bir abadovanı görmedik. Bu bir canavar, herkesi kemirip duruyor. Ülke bu yüksek faizlerle bir yere varamayacağını gördü. Bundan sonra da görmemesi için herkes eline, kendine düşeni, elinden geleni esirgemeyecek. Bu ülkenin kalkınması, bu ülkenin gelişmesi için. Evet efendim, kıymetli izleyenler, iş ve ekonomi devam ediyor. Vakıf katılıma çevirdik kameralarımızı. Önemli açıklamalar yaptı. Hiç kuşkusuz en önemli açıklama ise Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öztürk Oran'dan geldi. Evet, tarımla ilgili önemli açıklamalar, önemli bir yatırım. Üretim önemli diyoruz. Tarım, özellikle tarım ve tarımdaki istihdam, Türkiye'nin ekonomi, milli ekonomisine dair en önemli kalemlerden birisi hiç şüphesiz. Efendim, iş ve ekonomide kısa bir molaya gidiyoruz. Akabinde önemli havadislerimiz var, önemli ekonomik gelişmeler var, aktaracağız ama önce kısa bir ara. Efendim, 19 Haziran 2018 Salı gününün ekonomi gündemindesiniz. İş ve ekonomi programındasınız. Akit TV ekranındasınız. Bugün önemli bir konuğumuz var. Hattın ucunda, ama bugün stüdyoda değil, hattın ucunda olacak kendisi. Efendim, AK Parti Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu telefon hattının diğer ucunda. Kendisine hayırlı akşamlar diyelim. Sağ olun. Evet Şahap Bey, aynı zamanda ekonomistsiniz. Seçime gidiyor Türkiye. 24 Haziran'da önemli bir virajı geçmiş olacak ülkemiz. Hiç şüphesiz ki bu seçim sürecinde en fazla ekonomi konuşuldu. Bir ekonomist, aynı zamanda bir siyasetçi olarak Şahap Bey nasıl görüyor bu süreci ve seçimden sonra nasıl olacak ve neler yapılmalı, buyursunlar. Öncelikle ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye tabii çok önemli bir süreci yaşıyor. Bu tabii 24 Haziran seçimleri sadece ekonomik açıdan değil, yeni bir yönetim, yeni bir sistem getirmesi açısından da ülkemiz açısından çok önemli. Evet. Olaya böyle bakmak lazım. Tabii bu yeni yönetim, yeni sisteme geçişin Türkiye açısından çok önemli olduğunu, bütün dışarıdaki ve içerideki bu sisteme karşı durmaya çalışan ve Türkiye'nin daha ileriye gitmesini istemeyen mihraklar, güçler, Türkiye'yi ekonomik olarak da köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama tabii hepimizin izlediği sadece doların, euronun yükselişine ya da hareketlerine bakarak Türkiye ekonomisini değerlendirmemek gerekir. Türkiye çok güçlü bir ülke ve ekonomisi de çok sağlam temellerle, çok iyi bir maliye politikası, çok iyi bir bankacılık sektörü, çok iyi bir reel sektörü, güçlü, çok iyiden kastım, bu temel dinamikler üzerinde hareket eden bir ekonomimiz var. Dolayısıyla ihracatımız artıyor. Dünyada çok geniş bir yelpazede dış ticaret işlemleri yapan bir ülkeyiz. Kurun hareketliliğini aleyhimize bir şekilde işte reyting kuruluşları veya dışarıdaki fon yöneticileri, dışarıdaki değişik para hareketini sağlayan kurumlar Türkiye'yi seçim sürecinde zayıf göstererek belki bu işi çevirebilir miyiz noktasında hareket ediyorlar. Ama işte Merkez Bankamızın, ekonomi yönetimimizin çok saldırılı ve soğuk hareketlerle, yani soğuk kanlı hareketlerle bu işi iyi götürmeye çalışıyorlar. Tabii kurdaki hareketlilik, bulunduğumuz dönemin hareketliliğini göz ardı etmemek lazım. Evet. Sadece Türkiye'nin tabii bu süreçte seçimde olması bunu çok etkiliyor ama dünyadaki hareketliliği de göz ardı etmemek lazım. Yani dünyadaki ticaret savaşını göz ardı etmemek lazım. Bugün Avrupa ile Amerika, Çin arasındaki ticaret gerilimini, ticaret savaşlarını göz ardı etmemek lazım. Dünya tekrar
liberal ekonomiden de dünyadaki bütün ülkelerin etkilendiğini göz ardı etmeyelim. Yani doğrudan yabancı yatırımlar Türkiye'de kısmen azalmış. Bakıyorsunuz dünyada toplamda %23 bir azalış var. Dolayısıyla yani dünyayla eş değerde Türkiye'de etkileniyor. Tabii bir de seçim süreci, bir de bizim işte bir şekilde terörle mücadelemiz, Suriye'deki mücadelelerimiz, bunlar çok önemli mücadeleler. Bunları göz ardı etmemek lazım. Bunlar da tabii ekonomik olarak dışarıda veya içeride olumsuz anlamda kullanılmaya çalışılıyor. Turizm etkiliyor, işte ekonomi etkiliyor. Ama her şeye rağmen toplu olarak baktığımız zaman Türkiye'de hala ekonomimiz çok güçlü bir şekilde hareket ediyor. Kısmen enflasyonda ve kurda yükseliş olmasına rağmen. İşsizlik rakamlarımızda olumlu yöne doğru gidiş var. Turizmde çok önemli bir artış var. Özellikle sezonda bu bölgede en fazla turizmde şu an artış olan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu bizim ekonomimize yıl sonuna doğru çok olumlu yansıyacak. Dolayısıyla üretim rakamlarımızda yine iyi gidiş var. Böyle genel olarak baktığımızda seçim süreci içerisinde bence çok iyi götürdüğümüz bir ekonomimiz var. Ama 24 Haziran'da inşallah istediğimiz sonucu aldığımızda, ki şu an anketlerde, gidişatta, halkımızın teveccühü de o noktada gözüküyor. Dolayısıyla 24 Haziran'da yeni bir sistemin temellerini attığımızda Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yeni yönetim sistemiyle Türkiye ayağındaki prangaları tamamen kurtularak, çok daha olumlu bir şekilde ve ileriye bakarak, çok daha olumlu ve önemli kararlar alarak yeni yönetim sisteminde Türkiye hem ekonomik olarak, hem adalet anlamında, hem demokrasi anlamında, hem yönetim sistemi anlamında dünyada çok daha iyi bir noktada olacağımız, yeni bir döneme gireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Evet. Şahap Bey, turizmle alakalı olarak şimdi baktığımız zaman dövizdeki, döviz kurundaki dalgalanmaya bakıyoruz. Turizmden gelen haberler iyi. Doluluk oranlarının çok üst seviyede olduğunu görüyoruz. Evet, evet, özellikle seçimden sonra efendim ülkemize döviz girişi olacağını tahmin etmek hiç zor değil. Dövizdeki dalgalanmanın da bu baz etkisiyle yaz boyunca normal seyrine ineceğini de görmemiz mümkün değil mi? Kesinlikle kurların bir kere çok daha aşağıya geleceğinden herkes emin olsun. Bunun yani göstergeleri, bir dediğim gibi, seçim sürecini bahane ederek çok spekülatif çalışmalar var. Dolayısıyla kurun şu an o noktalarda olmasını gerektirecek ekonomik olarak, rezervler olarak, Merkez Bankası'nın politikaları olarak hiçbir gereklilik yok. Dolayısıyla mevcut konjonktürden kaynaklanan, bir de biraz önce söylediğim gibi dünyadaki hareketlilikten kaynaklanan, yani kur sadece bizim ülkemizde yükselen bir olay değil, diğer gelişmekte olan ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde de, hatta gelişmekte olan ülkelerin çok büyük bir kısmında aynı hareketlilik yaşanıyor. Yani son 6 aya baktığımız zaman dönem dönem Rusya'da bizden çok daha fazla olmuş. Brezilya'da, Arjantin IMF ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Hem kuru çok yükseldi, hem faizleri çok yükseldi. Bizdeki bu olay çok daha kontrollü gidiyor. Hem güçlü bir hükümetimizin olması, güçlü bir Merkez Bankamızın olması, bunların çok daha kontrol altında hareket ettiğini görüyoruz. Evet. Bir de olaylar bizim lehimize gelişiyor. İşte seçimi inşallah iyi bir şekilde atlattığımızda turizm çok iyi gidiyor, ihracat çok iyi gidiyor. Hı hı. İthalatı biraz kontrol altına almamız gerekiyor. Özellikle cari açıkla ilgili inşallah seçimden sonra alacağımız önemli kararlarla birlikte Türkiye'de hem kur daha geriye doğru olması gereken noktaya gelecektir. Hı hı. Hem faizler kesinlikle inecektir. Yani tabi bunlar birbirini tetiklediği için faizler de biraz yükseldi. Ama dediğim gibi seçimden sonra kurulacak güçlü bir hükümet, yeni başkanlık sistemi, güçlü bir liderle Türkiye çok rahat önünü görerek yürüyecektir ve bunun sonucunda da hem faizler düşecek, hem kur düşecek, hem de reel sektör çok daha düşük faizlerle yatırım imkanlarını alacağı kararları çok daha rahat uygulayacak. Yine doğrudan yatırımlara baktığımız zaman yabancı yatırımlar
dünyada gidebileceği en iyi noktalardan biri Türkiye'dir. Evet. Hem getiri anlamda, hem siyasi olarak, hem ülke olarak, yani bütün liberal ekonomi anlamında, piyasa ekonomisi anlamında, gelecek anlamında, marketing anlamında, piyasa olarak en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla zaten şirket birleşmelerine ve satın almalarına baktığımızda Türkiye bu yılda, yani bu kadar kaos ortamı gösterilmesine rağmen en fazla 10 milyar dolar civarında birleşme ve satın almaları, yabancı birleşme ve satın almalarını yaşayan bir ülke. Yine son bizim AK Parti hükümetlerimiz döneminde baktığımızda dünyada en fazla doğrudan yatırım alan ülkeyiz. Ortalamamız 12 milyar dolar. Yani 16 yıllık iktidarımız döneminde ortalama her yıl 12 milyar dolar yurt dışındaki insanlar, yabancılar Türkiye'ye gelip yatırım yapmışlar. Bu Türkiye'ye olan güvendir. Dışarıda bu anlamda firmalar bazında, reel sektör ve diğer ülkelerin yatırımcıları anlamında en güvenilen ülkelerin başında geliyoruz. Dolayısıyla kendi vatandaşlarımızın zaten güvenmemeleri için bir neden yok. Türkiye inşallah dediğim gibi 24 Haziran'dan sonra yeni bir dönem, yeni bir başlangıçla hem bu yatırımları çok daha fazlasıyla almaya devam edecek. Yine portföy yatırımları olarak, hani sıcak para dediğimiz, evet, Türkiye şu an reel faiz anlamında da, bu bir taraftan bir taraftan kötü ama en düşük olduğumuz dönemde bile Avrupa'da, dünyada en fazla getiri sağlayan ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla siyasi anlamda, risk anlamında da her ne kadar reyting kuruluşları böyle farklı yorumlar yapsalar da yatırımcı biliyor. Türkiye'yi yıllardır izliyorlar. Türkiye hem siyasi olarak hem jeopolitik olarak bu bölgede en istikrarlı ve en siyasi olarak da her zaman bu anlamda şey sağlamış, avantaj sağlamış ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla çok daha fazla Türkiye'ye yöneliş olacaktır 24 Haziran'dan sonra. Bu da hem kuru hem dövizi faizi olumlu anlamda etkileyerek daha düşük noktalara gelecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Peki, çok teşekkür ediyoruz Şahap Bey. Seçim ben sürecinde mesainizden zaman ayırdınız, katıldınız. İyi çalışmalar ve hayırlı akşamlar sağ olun, efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet, AK Parti Bayburt Milletvekili Sayın Şahap Kavcıoğlu'ydu konuğumuz. Kendisiyle ekonomi ile alakalı öngörülerini paylaştı bizimle. Biz de ekranlarınıza getirdik. Süremiz var mıdır? Süremiz kaldı mı? Evet, seçim mitingleri de devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza da ilerleyen dakikalarda bağlanacağız. Bu ekranda olacak. Seçimle ilgili adeta AK TV haber merkezimiz seçim süreci boyunca hem sokağın hem siyaset koridorlarının hem kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Adeta milimetrik bir şekilde haber merkezimiz size en doğru haberleri, en sıcak bir şekilde son dakika gelişmelerini paylaşıyoruz. Paylaşmaya çalışıyoruz. Efendim, şimdi ekonomiden sorumlu ekonomiyle devam edelim. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Onları aktaralım. Zira hükümet neredeyse iki günde bir ekonomiyle ilgili açıklamalar yapıyor. Yapmaya da özen gösteriyor. Dolardaki yükselişle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, küresel bir dalga ülkemize özgü değil. Seçim belirsizliğini azaltacak tedbirler alıyoruz dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dolardaki yükselişle ilgili değerlendirme yaptı. Twitter'da açıklama yapan Şimşek şunları belirtti. Şunları paylaşmış Sayın Şimşek. Küresel bir dalga ülkemize özgü değil. Korumacılık, ticaret savaşları endişesi etkili bu gidişatta. Örneğin Güney Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası %5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak tedbir aldık, alıyoruz demiş Sayın Mehmet Şimşek. Evet, yani Başbakan Yardımcısının açıklamalarından şunları anlıyoruz. Global tarafta çok fazla hareket var. Bütün piyasaları etkiliyor demek istemiş Sayın Şimşek. Avrupa'da borsa düşüyor demiş. Çin'de düşüş var. Hatta Güney Afrika para biriminden de örnek vermiş Sayın Şimşek. Demiş ki rant da düşüyor. Evet, ekonomiyle ilgili önlemler almalıyız ama global taraftan da çok fazla negatif haber akışı var. Bu negatif haber akışları sadece bizim ülkemize özgü değil, komplike olarak, yani dünyanın
Amerika'dan batıdan, en batıdan Avustralya'ya kadar bütün ülkeleri etkileyen bir global düşüş dalgası var. Efendim son haberimiz Çaykur'dan. Çay üreticilerine sevindirici bir haber paylaşıyoruz şimdi sizlerle. Çaykur Genel Müdürü ve Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugünden itibaren başladığını belirtmiş. Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugünden itibaren başladığını duyurmuş. Alim yaptığı yazılı açıklamada birinci sürgün alımlarının 25 Nisan'da başladığını ve toplamda 217.500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Mayıs ayında alınan 212.216 ton yaş çay karşılığında üreticilere 519.930.000 lira ödendiğini ifade eden alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının da bugünden yani 19 Haziran'dan itibaren başladığını kaydetti. Alim üreticilerin hasat olgunluğuna gelen çaylarını bekletmeden toplamaları gerektiğini, böylelikle ilerleyen günlerde yoğunluk yaşanmasının önüne geçilebileceğini belirtmiş. Evet, Çaykur'dan hasatla ilgili bir duyuru haberiydi. İş ve ekonomide yer buldu. Efendim, İş ve ekonomide hafta içi her gün saatler 17.45 olduğunda dolar TL ile karşınızdayız. Euro TL'nin durumuyla karşınızdayız. Borsa İstanbul Endeksinin hangi seviyede olduğunu haber vermek üzere buradayız. Akit TV ekranlarındayız. Ama bugünlük bizden bu kadar demenin zamanı geldi. İş ve ekonomiden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın 17.45'te kimseye söz vermeyin. Randevunuz bizim olsun. İş ve ekonomi olsun yani. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere efendim.